Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk dünyasında yediğimiz şefin tavası evde nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Öncelikle 1 kilo kadar kemiksiz tavuk incik, çeyrek çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı soya sosu, çeyrek çay bardağı balzamik sirke, 2 tane rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı üzüm pekmezi, 1 çay kaşığı esmer şeker, olmazsa beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Benim evde olmadığı için bugün beyaz şeker kullanacağım. 1 çay kaşığı da karabiber. Öncelikle tavuklarımızı jülyen şeklinde doğruyoruz. Daha sonra fazla küçültmeden kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Evet arkadaşlar, tavukları doğradım. Şimdi marinasyonu için malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bütün tavuklar iyice malzemeyle karışırsa lezzeti daha güzel olacaktır. Yapmadan yaklaşık 2-3 saat önce yaparsanız tadı da daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi bunları yaptım. Dolaba koyacağım. Dolaba kaldırmadan önce yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim arkadaşlar. Ve tavuğumuz şu anda hazır. Buzdolabına kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında beklettiğim tavukları çıkardım. Yarım saat kadar da oda ısısına gelmesini bekledim. Şimdi 5 dakika kadar yüksek ateşte ısıttığım tavada pişireceğim. Sonra sırasıyla diğer malzemelerim 10 adet kadar arpacık soğan, 15 adet kadar mantar, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet yeşil köy biberi, salatası için de 1 adet göbek kıvırcık, 1 adet de havuç kullanacağım. Tavamızı ısıttım. Tavukları ekliyorum. Tavukları marine ederken soya sosu kullandığımız için tuz atmıyoruz. Çünkü soya sosu tuzludur. Tuz atarsak çok fazla olacaktır. O yüzden tuz kullanmıyoruz. Diğer tarafta makarnasını yapmak için suyu kaynattım. Şimdi suyuna 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Makarnasını ekliyorum. Ben penne makarna kullanıyorum. Siz de dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz ama en güzel penne makarna yakışıyor bu tarifin yanına. Tavuklar suyunu salıp çekmeye başladı. Şimdi sırasıyla arpacık soğanımı ve mantarımı ekliyorum. Evet, mantar ve soğanları ekledikten yaklaşık 5 dakika kadar sonra kalan diğer biberlerini ekliyorum. Makarnası için de makarnalarımız haşlandı, süzdüm. Şimdi tencereye 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Eriyen tereyağını makarnaya döküyorum. Makarnaları koyduktan sonra 1 kutu krema, 1 tatlı kaşığı da fesleğen ekliyorum. Evet arkadaşlar, makarnamız hazır. Diğer tarafta tavuklarımız da olmak üzere.
Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.